Hemen toplanıyoruz değil mi canlar? Ya nasıl geçti saat? Hiç anlamadık maşallah. Sevdem geldi bile. Evet. Şimdi istek yolla sevdicim hemen. Uzaklar yakın oluyor gördüğünüz gibi. İstediğimiz kadar fiziksel mesafe olsun. Gönülden gönüle mesafenin önüne hiçbir şey geçmiyor. Bak gene karşımda. Sevde ya aklıma ne geldi biliyor musun? Öyle şey. Diridava'daki otelde gündüz sahada canımız çıkıp pert oluyorduk. Özellikle sen kilolarca o fotoğraf makinesine gıkın çıkmadan. Ben diyorum Sevde gel buraya çık. Öteki diyor Sevde gel buraya çık. Bir de Şamaroğlan'la döndüğüm bir ortamda. Sonra akşamleyin canlar Sevde'nin bu yönünü de size söylemiş olayım. Akşamleyin Sevde böyle gayet sakin. Ben biraz odaya çıkayım diyordu. Biz de aşağıda konuşlanmış günü değerlendiriyoruz. Hararetli hararetli neyi eksik yaptık ne olmadı. Devamlı böyle bir atraksiyon halindeyiz. Bir bakıyoruz Sevde iniyor. Biz kaç kişiydik o zaman? Dörttük değil mi seninle? Beştik. Beş, beş. Beştik. Sevde kendi yanında kampçıların termoslarından hemen hepimiz de çay ve kahve hastasıyız. Hemen herkese gayet sakin. O arada kafasındaki tülbenti yıkamış, sıkmış. Aynı bu tülbentler bağlamış gene. Üstü başı değişmiş, tiril tiril. Hani hadi yemeğe gidiyoruz desen yemeğe gidecek modda. Diyordum ki ya Sevde sıkıntı yok diyordu. Tamam, sıkıntı yok. Onlar geldi aklıma. Ne güzel günlerdi ya. O şeyin peşine koşmanı da hiç unutmuyorum. Bir tane neydi hayvanın peşine koşmak için hepimizi mahvetmişti. Ha? Sana nasıl kızmıştım? Neydi o? Söyle anlat hadi. Hadi anlat. Ha. Fazla. Ve çok, yani o çok iyi fotoğraflar da var. Yani o yani Ay çok bir de güzel. makinem mi çalınmıştı seyirde ya? Neler geldi orada başıma. Ona bile gıkın çıkmamıştı ya. Gayet sakin. Böyle dedi benim makine gitti. Servet. Yani makinem gitti diye birden böyle şey. Vardı, onu söyleyeyim de hani makine gidince nasıl çekti diye düşünebilirler. İki gövde vardı, 5 tane lens vardı. Gövdelerden birini muhtemelen uçakta çaldılar yani. Çünkü kendi çantası var. Ondan sonra fotoğraf çantası, bayağı büyük bir çanta. Çekli. Ondan sonra üstündeki gövde, yani en üstteki gövde yani Ya sağ olsun. iyilik peşinde kader birliği yapmak Yani. güzel yani o iyilik peşindeki seyahat, iyilik peşindeki kader arkadaşlığı, yol arkadaşlığı, yarenlik etmek çok başka bir şey. 10 senede görüşmesen karşılaştığın an sıcacık, tazecik, hasbi ve samimi kaldığın yerden devam ediyorsun. Allah herkese nasip etsin o topraklara gelip. Evet, yani buralar bambaşka, hani sen bildiğin için Şengül abla, hani ya çok başka, yani ben hani şeyi anlayamıyorum, nesinden bilmiyorum yani, ama buranın başka bir şeyi var yani, insan
yüreğini titreten başka bir şeyi var. Yani şeyi de söyleyelim Şengül abi, o da çok önemli. Ben elimden geldiğince yayınlarda söylemek istiyorum. Yani Afrika değil, sadece açlık, sadece yoksulluk, sadece şu, bu anlaşılmasın. Yani ben lütfen bunu lütfen anlat. Bir kadar söylemek istiyorum. Ya mesela Doğu Afrika, hani Etiyopya'da, hani Doğu Afrika'nın biraz yukarısı. Yani ben hani Doğu Afrika'da 4-5 yani gördüm hani. İşte kuzeyde de gördüm Afrika'nın. Yani şimdi burası, buralar yani böyle yemyeşil, yani gerçekten yeşil, gerçekten çok verimli, gerçekten çok güzel topraklar. Ya okyanusa mesela hani Tanzanya'nın öyle okyanusa kıyısı var zaten. Okyanusta yani adası var. Ondan sonra yani çaylar yetişiyor, kahveler yetişiyor. Yani yüksek araziler var. Hani benim kaldığım köy mesela 1000 metre. Dolayısıyla benim orada mesela burası nemli Darüsselam. Burada ben maydanoz yetiştiremiyorum. Köyde eşim diyor ki ağaç olmuş maydanozlar, yani fotoğraflarını yolladı bana. Yani inanılmaz güzel bir coğrafya. Ve görülecek çok fazla şey var. Zaten hani hayvan türleri de öyle. Yani ülkenin, Tanzanya'nın yanılmıyorsam %45 kadarı milli park şeyinde, statüsünde. Yani hem milli parkları var hem de işte game rezervleri var, yani şahsa ait parklar değil. Dolayısıyla ülkenin neredeyse yarısı milli park olan bir ülke burası. Yani ben ilk Selo'ya gitmiştim, hiç unutmuyorum, rehber dedi ki buranın büyüklüğü İsviçre kadar. Yani düşünün, milli park tamamı bu kadar yani. Yani dolayısıyla şey, Afrika deyince yani zihinlerimizde böyle yerleşmiş bir şey varsa fakirlik yok mu? Var yani, var zaten. Ama her yer aynı değil. Şimdi Darüsselam'a geldiğinizde siz Avrupa'daki gibi bir şehir görüyorsunuz. Yani burası Darüsselam. 5,5 milyon insan yaşıyor burada. Burada her şey var. Yani burada 5 oteller de var. Her paranız varsa her şey var. Öyle diyeyim yani. Hani para varsa her şey var yani. Ama hani 10-15 kilometre gidiyorsunuz. Ondan sonra görüyorsunuz baraka evler. Yani bir evin içinde ilk 3 oda, her odada bir aile yaşıyor filan, yani böyle hayatlar. Dolayısıyla bunu çok bir şey yapmak lazım. Ya ben çok önemsediğim bir şey, çok buranın inanılmaz bir kültürü var. Çok renkli bir kültürü var. Yani sanat çok ilerlemiş durumda. Hani masklar, çizimler, ondan sonra kumaşlar, ya o kadar güzel yani. Ahşaptan yapılan şeyler hepsi çok güzel. Ya dolayısıyla hani ben elimden geldiğince kendi sayfamda da hani gördüklerimi anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Yani Afrika derken bir de zaten Afrika dedim mi 54 ülke, yani Afrika ülke değil yani, koca bir kıta. Dolayısıyla yani hani şey çok önemli. Ya oraya da gelinir mi filan. Bazen böyle oluyor. Ben konuşma, neredesiniz diyorlar. Mesela Türkiye'de çok oluyor. Tanzanya'dayım. Aa, ne işim var orada? Yani biliyor musun ki yani hani Tanzanya'da ne var? Yani aşık ay, olursun. Yani biliyor hani, olsam bile. Biliyor olsam bile. Hayırdır? Yani gerçekten. Ya bir de şu var yani. Hani ben şuna inanıyorum. Hani nasip oldu bana, ben Orta Amerika'yı da gördüm, Güney Amerika'yı da gördüm, Uzak Doğu'yu da gördüm, yani Güney Asya'yı da gördüm, hani gördüm yani, hani dünyanın her yerinde farklı güzellikler var. Yani bunun yaratıcısı biri yani. Yani her yere başka güzellikler koymuş, dünyanın her yeri güzel ve her yerinde farklı güzellikler var. O yüzden yani o gözle bakabilmek lazım yani. Burada bizim için neler yaratılmış. Evet, Tanzanya'nın o güzel topraklardan, yani o güzel topraklar yani, o çok güzel burası. Ya onu da mutlaka söylemek istiyorum. Yani koşullar çok zor kimi yerlerde, birçok yerde. Ülkenin neredeyse yarısının elektriği yok. Yani zaten dünya üzerinde neredeyse 1 milyar insan temiz suya ulaşamıyor. Yani çamurlu su içiyorlar, ondan hayvanların içtiği suyu içiyorlar, üst yosun tutmuş suları içiyorlar. Yani bu dünyanın yani bu işte 7'de biri, 8'de biri zaten böyle yaşıyor yani, sırf suyla ilgili. O yüzden evet bunlar var, ama bir taraftan da yani burada muazzam bir kültür var. Bunu kaçırmamak lazım yani. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü ben mesela o şoklara da çok şahit oldum. Yani diyelim ki söylüyorum onu, Uganda'ya gittiğimiz bir ekip vardı. Yine böyle bir hastane çalışmasıydı. Onları fotoğraflamak için ben de gönüllü fotoğrafçıydım. Ekipteki böyle arkadaşlar, hani hastaneyle kaldığımız otel arası uzaktı yani, bayağı bir uzaktı. Yolda giderken şimdi her yer yeşil yani, kapının önü ev baraka ama kapısının önünde mısır var. Hemen işte yanında işte patates var filan, böyle ekini yani ve yemyeşil.
O kadar çok hani diyen oldu ki, aa burası Afrika mı? Aa burası Afrika mı? Yani hani Afrika bizim zihnimizde Sahra Kuşağı'ndan ibaret. Sadece çöl. Sadece çöl. Bilmiyoruz, araştırmıyoruz, incelemiyoruz. Sen böyle deyince aklıma şey geldi. Bizim Etiyopya Diridava'da gittiğimiz köylerle senin köyünü mukayese ettiğinde hangisi daha zor durumda, daha şartları ağır? Biraz daha zor yani. Dirilova'da sadece en son bir sınıra doğru bir köye gitmiştik. Şimdi abla orası çok zordu. Onlar ama mülteci ağırlıklıydı. Yani orası çok zordu çünkü orada hiç yeşillik falan yok. Ben hatırlıyorum yani yani yerde hani ölmüş hayvanlar vardı. Üzerlerinde de atlamalar vardı yani. Ben oraya o şehrin adını hatırlamıyorum ama sınıra yakın bir yerdi yani. Orayı hatırlıyorum. Kuyu açılışına gitmiştik. Orası çok Lagadera mıydı? neresi? Lagadera mıydı? Olabilir. Lagadera mıydı? Olabilir. Orayı Olabilir. galiba. Çünkü orada şey de vardı çok. Mülteci de vardı orada. Ya yani orası çok zor bir bölge çünkü orada hiç yeşil yok. Hiç yeşil yok yani. Bizim öyle değil yani Doğu Afrika yani tamamen tropikal iklim bu bölgeler. O yüzden yeşil yani buralar çok yeşil. Peki köyde şu an su kuyusu kaç tane oldu dedin? Yani önceden açılan 4 tane vardı ilk yani biz o seninle o konuştuğumuz dönem başlayan süreçte. Elhamdülillah 3 tane yeni kuyu daha açıldı. İşte bu son 2 ay içerisinde onların da bitti her şeyi. Açılışlarını yaptık. Bahçılarına videolarını da yolladık elhamdülillah. Şu an 7 kuyu oldu ama bu sadece bizim köy değil. Yani merkezinin ben ve bizim köy olduğu diyelim ki hani civarda 6 tane, 6-7 tane köy var. Ya Ondan su sonra kuyusu kaç paraya mal oluyor açtırmak yani isteyenler böyle için? ha, Şengül abla su kuyuları yani farklı bütçeler var. Ondan sonra çünkü hani derin su kuyusu açıyoruz. Şehre yakınlığa göre değişiyor. Derinliğe göre bölgenin taşlı olduğu birçok şeye göre. Şunu söyleyebilirim sana. 150 metreye mi iniyorsunuz? Efendim? 150 metreye mi iniyorsunuz? Tabii. Ya en son köyde açtığımız 150 metre mesela. Yani inanılmaz ya. Çok derin. Yani Bir dakika, şükür. şimdi bir dakika, bir dakika. Bilmeyenler için hani bu ne demek? 150 metreye iniyor olması demek, açmış olmuş olmak için bazıları gibi açmamış, daimi olarak alttaki suyu yakalamış olan garantili su kuyusu demek. Evet. Yani işte biz 50'de açmış olsa su kuyusunu açmış olur, fotoğrafı çeker, su bir müddet gelir, sonra Allahu alem olur. Gördük onları. Kuyular derin su kuyusu. Yani ben tabii hani neden bizden ben o evet derin su kuyuları maliyetli kuyular. Yani diğer tulumbalı kuyulara göre 2 kat 3 kat maliyetli kuyular. Ama yani en az 20-30 yıl ömürleri var en az yani hani daha fazla oluyor. Dolayısıyla biz de şöyle yaptık. Yani bir kuyunun bedelini biri için çok yüksek gelebilecek bir bedel. Mesela çok yazan oluyor. Sevda abla açmak istiyoruz ama işte derin su kuyusunu karşılayamayız. Biz de hisseli yaptık yani Şengül abla. Mesela 6 kişi. Yani 6'da 1'ini biri ödüyor, 6'da 1'ini biri ödüyor. 6 bağışçının da adı yine tabelaya yazılıyor. Zaten duası yapılıyor hani. Ondan sonra dolayısıyla hani onun maliyetini hani minimize edecek şekilde şu an hani en düşük 1.100 dolara diyeyim ben en düşük hisse olarak. Hani hisse olarak 100 dolara bir kuyuya şey yapabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Tabii ne kadara kadar? 9.500 dolara kadar çıkıyor ondan sonra ama hani daha ne kadara kuyu açılabilir derseniz yani 50 bin dolara da açılan kuyu var, 100 bin dolara da açılan kuyu var, 150 bin dolara da açılan kuyu var. 250 metreye iniyorsunuz, solarla çalışıyor filan farklı farklı kuyular var. Ama bizim çalıştığımız bölgelerde yani biz 150 metrenin altındaysa su orada değil, oraya yakın başka bir yerde açıyoruz. Yani 150 metrenin altına inmiyoruz, aşırı maliyetli oluyor. Ama yine kuyularla ilgili hazırladığımız çok ayrıntılı böyle bir bilgilendirme metni var. Ben hani İşte derinliğin olursa nasıl olur, işte jeneratör mü kullanılır yok, işte tankları mı olur, musluğu mu olur, nasıl olur, hangi toprak yapısında, hangi tip işte araç kullanılır filan hepsini böyle yazdığımız bayağı uzun ayrıntılı bir metin var. Bana yazanlara da ben onu da yolluyorum yani hani tamamen zihinlerinde şey olsun, netleşsin diye. Yani bu kuyu nasıl bir kuyu? Zaten kuyuların nasıl olduğu da şeyden gözüküyor yani videolarda da. Yani görüyorlar. Yani 3 musluk, 6 musluk, 9 musluk yerine göre yapıyoruz. Yani okullara mesela 6 ve 9 musluk yapıyoruz. Çok öğrenci var. Teneffüslerde rahat içebilsinler diye. Ondan sonra Senin görüntüsü canlar Sevde Sevan Usan Instagram sayfasında videolar olarak da var. Zaten oradan bilgi edinirsiniz. Benim çok önemsediğim şu Muzun Hikayesi kitabından da bahsedelim. Çünkü onu atlarsak içim rahat etmeyecek. O çok güzel
Yani gerçekten gurur duyulacak bir çalışma. Hatta almak, edinmek isteyenler kargolar hemen 2 günde getiriyorlar. Her türlü kitap sipariş en çok hangisiyle çalışıyorsunuz? Kitap yurdunda falan var mı? Yani Şengül abla, bizim dükkan var. En rahat dükkandan alabilirler. Kağıt gemi dükkandan çok rahat ve çok kolay. Süper. O zaman kağıt gemi dükkandan alıyorsunuz. O nasıl çıktı muzun hikayesi? Olabilir mi? Geldi? Yok yok, bir bakayım, kitap masamın üzerinde var mı diyorum. Evet var. Tamam. Bir dakika Sevda, sen İstanbul'daki ofisteki şeyleri oraya mı götürdün, objeleri? Ya bir kısmı, yani çok azı, birkaç tanesi var da kitaplar hani benim yanımda da olsun diye. Evet, kuşlardan birkaçı, evet, İstanbul'da çok. Nasıl tanıyorum? Yani evlerimi bıraktım orada, hani minyatür evleri bıraktım ama kuşları aldım yani. Kuşlar biliyorsun benim özel ilgi alanım. tekrar göster kitabı. Kitap şu, Sevdiğin Muz. Yani biz şöyle, arka kapağını okursam belki çok daha kolay anlaşılır. Sevenim çoktur benim. Vitamin deposuyum, enerji veririm. Bence sen de beni seversin. Tanısan hatta çok çok seversin. Büyük hayranım olursun, öyle diyeyim. En favori meyven olmak için sana kendimi tanıtmaya karar verdim. Boyumdan, posumdan, içimdeki vitaminlerden, benimle neler neler yapılır onlardan bahsettim sana. Üstelik senin için eşleştirmeleri, hafıza oyunu, mobil uygulama ve videolar hazırladım. Ben Sevdiğin Muz'um. Sen bu kitabı aldığında 1 milyon ağaç projesine katkıda bulunmuş oldun. Şu an sen bu satırlara bakarken Tanzanya'da bir arkadaşın bizimle karnını doyuruyor, enerji depoluyor, sağlıklı oluyor. Şimdi bu kitap bizim yaptığımız özel çalışmalardan bir tanesi. Çünkü Tanzanya'da da muz fidanı dikiyoruz biz. Yani burada da çok ciddi bir fidan çalışmamız var bizim. İlk dönem evlerin etrafına da yaptık ama şimdi ağırlıklı olarak okullara, okulun bahçesinin büyüklüğüne göre 200 ile 500 fidan arası fidan bağışlıyoruz. Bunlar zaten Türkiye'den gelen bağışlar. Biz fidanlarını alıyoruz. Ondan sonra işte okulda çocuklarla beraber dikiyoruz. Ondan sonra çocuklar karınlarını doyuruyorlar yine. İşte meyve sularını veriyoruz, bisküvilerini veriyoruz. Çocuklarla beraber dikmiş oluyoruz. İşte ilk diktiğimiz fidanlar bundan herhalde 2 yıl önceydi. Mesela bizim köyün oradaki okula diktik ilk fidanları. Üzerlerinde muzlar vardı bu sene. Eşim fotoğraflarını yolladı en son gittiğinde. Yani bu özel bir proje. Zaten normalde biz bağışla gelen fidanları dikiyoruz. Ama bu kitapta da şöyle bir şey var. Yani bu kitabı satın aldıklarında bu kitabın gelirinin bir kısmı buraya muz fidanı olarak bağışlanmış oluyor. Dolayısıyla şu an işte birinci baskı bittiğinde ondan sonra o şeye göre biz burada fidanları dikmiş olacağız. Ondan sonra videosunu da paylaşacağız. Yani kitabı alanlar hem çocuklarına muz kitabını almış oluyorlar ama bir taraftan da Tanzanya'da yapılacak olan muz fidanı dikimine katkıda bulunmuş oluyorlar. Kitapta yani tahmin ederler muzla ilgili hani birçok bilgi var. Eğlenceli bir dili var. Bir muzun ağzından anlatılıyor. Ondan sonra birçok bilgi var. Ondan şöyle görsellerinden de gösterelim. Kare kodla da giriyor. Evet. O da şey, o da önemli. Yani kare kodla muzun nasıl yetiştiğine dair videoları seyredebiliyorlar. Yani böyle bir uygulama ilk kez, hani biz kitapla, çocuk kitapla için ilk kez uygulandı. Yani kare kodla girdiklerinde muzla ilgili hazırladığımız videolar var bizim. Nasıl bakıldığı, nasıl yetiştirildiği, nasıl hasat edildiği, o videoları görebiliyorlar. Onun dışında da girişte zaten şöyle bir işte kartondan eşleştirmeli oyun var. Onun dışında da application var, ücretsiz. Çocuklar o application'ı indirebiliyorlar. Onu indirdiklerinde de yine muzla ilgili karakterler, figürler, muzla ilgili birçok şeyin eşleştirmesi var. Onları da oyun okuyabiliyorlar. Böyle bir kitap. Bu seri, yani seri devamı da var. Hani papayasını çıkardık. Türkiye'de olmayan, evet, papaya da çıktı. O da satışta. Şimdi arkasından hazır, yani bitmiş ananasımız var. Dedik Türkiye'deki meyvelerden de olsun. Mango yapacak mısın? Mango da yapacağım, evet. Mango da yapacağım. Sevdiğim. Ya peki Sevde, bunların haricinde şu anda hayata geçirmek için kafanda hazırladığın projeler illaki vardır. Sen rahat durmazsın çok şükür. Yani şey çok önemsiyorum Şengül abla. Yani Tanzanya'da ne varsa, ne kadar okul varsa, kuyusu olmayan tüm okullara kuyu açmış olalım. Yani bu
temel hedeflerimden bir tanesi benim yani kuyusu olan. O zaman hadi canlar bak duyanlar duymayanlara duyurmak da ilk cümle hayran hayran seyretmek hayran hayran dinlemek güzel. Ama siz olmadan bütün çalışmalar hep bir eksiktir. Durumdan vazife çıkartacağız. Nasıl vazife çıkartacağız? Ya 1000 doların yoktur da 100 doların vardır. Havuz parasını atarsın. Daha yeni açtık mesela kuyu havuzumuz var. Kuyu bağışı havuzu. Ya o havuzdan biz yeni bir derin su kuyusu açtık yani. Hani o bana çok yazan oluyor. Sevda Hanım hani 10 lira 20 lira yollayabilirim. Yani yok ki diyorum ki yani bu yani azlar birleşince çok oluyor zaten yani. Hani 5 lira 10 lira 5 lira 10 lira. Ya biz o 5 liralar 10 liralar 100 liralar tabii 1000 liralar da geldi yani sadece 5 lira 10 lira değil ama yani o gelenlerle biz açtık yani derin su kuyusunu. Herkesin içinde yüzlerce insanın bağışı olan bir kuyu yani yakın tarihte birkaç ay oluyor. İşte birkaç ay içinde muhtemelen bir tane daha açacağız öyle gözüküyor yani hani gidişat onu gösteriyor. Yani o yüzden hani şeyde hani Sevda Hanım hani imkanım az öyle bir şey yok yani Allah bereketlendirir yani ve azlar birleşince çok olur yani bu böyledir. Aynen. İyilik nasip işi nasibinizi almak için harekete geçmek lazım. Harekete geçerken hiçbir zaman rakamsal değerlere takılmayın. Bazen 1 lira son 1 liradır olayı tamamlar. Bazen 1 trilyondur, bazen 1000 liradır. O yüzden infak edelim arkadaşlar. İnfak edelim. Hele hele bu kadar güzel projeleri yürüten insanlara verdiğinizde, her şey şeffaf ortada gördüğünüzde, bir de orada yaşıyor. Git gel de hani gidip gelse bile oranın bir parçası artık. Hani kara kıtanın gelini. O yüzden çok önemli. Sevdacığım, ya nasıl güzel bir yayın oldu ama nana lokma bekliyor değil mi? Evet kendi yine yanımda. Hadi madem öyle şöyle yapalım. Veda'yı nanayı da alalım. Veda'yı birlikte yapalım. Tamam. Bu gecenin ben hiçbir konukla noktalamadım hiçbir zaman yayını. Hep bir gül koydum. Niye? Süreç uzarsa gene beraber olacağız. Bayramlar güzel. Belki bayramlaşacağız, bayram yayını yapacağım. Bayramda 5-10 dakika da olsa bir selam çakıp Türkiye'dekilere ve dünya üzerindekilere. O yüzden Nana da gelsin yanına ve beraber vedalaşalım. Tamam. Gel sen de vedalaş. Güle güle diyelim. Sen gideceksin, anne sana lokma yapacak. Konuşacağız, tamam. Nana. Gel böyle görelim seni. Lazım ki sen de gözü kızım. Sana böyle el sal. Sen şimdi sen... lokma mı yiyeceksin annenin elinden? Lokma mı yapacağım? Evet. Çocuk olmak ne güzel bir şey ya. Ay Figen Nana diye bağırıyor oradan bak Figen'e. Evet Sevdeciğim nasıl veda edeceksin bize? Güzel inşallah Şengül abla. Öyle kafiyeli konuşmak böyle... Öyle olağanüstü bir üslupla konuşmak o senin maharetin. Benim değil yani. Estağfurullah. Estağfurullah canım benim. Konuşamayayım ancak onu yapabilen biriyim. O yüzden onu ben vedayı ben sana bırakayım. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizi konuk aldığın için çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dostlara selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah en kısa zamanda, en hayırlı zamanda Türkiye'de görüşmek üzere. Sonra da Tanzanya'da görüşmek üzere. Aynen öyle. İnşallah Allah nasip ederse elimiz, kolumuz, yüreğimiz, cebimiz dolu dolu. Süreci normal tamamladıktan sonra senin de Türkiye'de hasret giderdikten sonra Tanzanya'da şöyle sağlam kalıcı güzel bir projede beraber omuz omuza çalışmak üzere buluşuruz. Nanacığım seni çok öpüyorum. Bugün herkesi şuna davet ediyorum. Nana bugün anneler günü için annesine çok güzel bir şiir bir küçük gösteri hazırlamıştı. Instagram sayfalarının ana sayfasından lütfen yayından sonra hemen gidin ve onu seyredin ve beğeni yapın. Sosyal medyada bunlar önemli. Çok teşekkürler. Yüreğinizden öpüyorum. Fabio'ya çok selam. Aleyküm selam. Sonraki dostlara çok selam Sevdacığım. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.